Sayın Alabarda da aslında e, az önce m, bir şeyler söylüyordu, eklemek istiyor sanıyorum. Sayın Alabarda, e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Karaca, Amerika Birleşik Devletleri'ni işte m, daha geniş açıdan değerlendirecek olursak e, Yunanistan'a kurmuş olduğu üstleri birinci hedefi aslında e, Türkiye'den ziyade Rusya dedi ama e, Sayın Özkahin teferruata Türkiye. takılmamak gerektiğini, e, evet Rusya var elbette ki ama e, Türkiye'de olduğunu unutmamak gerekiyor ifadesini ekledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bölgede da kurmak şey istediği düzeni. Değil Ben de ona bak doğrudan o, hedef o, değil o, o, ama o siz Rusya ile hızlıca... de devam ederseniz Sayın Alabarda'nın ne söylediğini anlayamıyorum. Buyurun Sayın Alabarda. Ben ben şunu söylemek istiyorum. Yani hiç kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Bulgaristan, Yunanistan, Romanya hattında Ukrayna. bir şekilde güçlenmesi eee Ukrayna dahil olmak üzere güçlenmesi ki biz Ukrayna'da Rusya'ya karşı Ukrayna ile de birlikte stratejik bir ittifaklık içerisi içerisindeyiz. lakin buradaki güçlerin sadece Rusya'yı kuşatmak amaçlarının olmadığını, Türkiye'nin de kuşatmasına hizmet etmesi maksadıyla bu buralarda yoğunlaştığını yatsımamak lazım. Ben mesela Larisa'daki hava üstüne Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlı insansız birçok e, aracı koyması, bu bölgelere e, seyir füzelerini konuşlandırılmış olması, elbette ki ta Rusya'ya kadar bu seyir füzelerinin gönderilmesiyle alakalı değil, hiç kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik olarak da verilmiş olan bir mesaj var. Şimdi evet doğru, Türkiye NATO ile birlikte bu yola çıktığında ve gelinen noktada NATO'nun niye kurulduğu felsefesine baktığınızda, evet NATO ile birlikte hareket etmelisiniz de, NATO Türkiye'nin hangi sorunsalında yanında yer almış? Orada açıkçası Sayın Hocam'ın görüşlerine katılıyorum. Ee, hocam'ın dediği gibi Türkiye'nin özellikle iki duvarın yıkılması diye nitelendirebileceğimiz, birincisi 1989 Berlin duvarı, ikincisi 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri, NATO ekseninde Türkiye ile olan ilişkiler, ...soğuk savaş dönemindeki meşruiyet algısı içerisinde gitmiyor. Evet Eisenhower doktrininde Adana İncillik Üstü kullanıp Lübnan'a bir gecede on binlerce asker aktarıldı. Türkiye ne olup bittiğini anlamadı bile doğru Aynen. düzgün. Menderes hükümeti onay verdi, Bağdat Paktı kuruldu, sonra Sento'ya dönüştü, Amerika'nın sözcülüğünü yapar durumuna geldi ülke... ...ama öbür tarafta da Türkiye'de Kars'ı Ardahan'ı isteyen bir Stalin vardı... Şimdi dolayısıyla ezmanın tegayyuru ile ahkamın tegayyuru ihmal edilemez diyor. Yani tagayürü. zamanın değişmesiyle hüküm de değişir. Tegayyur dedim de yanlış mı? Tagay, a, ezmanın tegayyürü ile ahkamın tegayyuru inkar edilemez. Meclis ilke. Evet. I, yani evet, zamanın evet, değişmesiyle. Allah ben e, bu telefona de da sizin çıkaracağım en kısa zamanda. <laughs> Efendim. Evet. dolayısıyla zamanın zamanın değişmesiyle hükmün değişmesi de inkar olamaz. Çok e, önemli ve dikkat alınmaz, dikkate alınması gereken bir hüküm hala da geçerli. Dolayısıyla 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin, 80'lerin coğrafyasını, jeopolitiğini yaşamıyoruz. 2020 yılına geldiğimizde Türkiye'nin Suriye'de maalesef büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığını ve 50 bin tır dolusu silahın NATO üyesi bir ülke tarafından PKK ve YPG terör örgütüne verildiğine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye'nin Ankara'ya kadar olan coğrafyası NATO'nun hava savunma koruma sistemi altında değildir. Bakın CNN ekranlarında duyan duymayan bir kere daha duysun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kürecik'teki radar istasyonuna ev sahipliği yapmaktadır NATO adına ve aynı zamanda NATO'nun partnerleri dediği İsrail adına. Lakin geldiğimiz süreçte Kars, Ardahan, Erzurum, Elaziz, Diyari Bekir buraları NATO'nun hava savunma sisteminin kuşatması altında, koruması altında değildir. Kaldı ki Suriye ile ilgili savaş söz konusu olduğunda kızdığında geri çekilen Patriot bataryalarını da hep birlikte gördük. Dolayısıyla PKK ile mücadele, Irak'ta gelinen durum, 15 Temmuz gecesi Amerikan siyasetinin, Amerikan medyasının, Amerikan kongresinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı almış olduğu tavır hala Amerika'nın ısrarlı bir şekilde dediğim dedik çaldığım düdük dercesine bir Türkiye ile ilişki içerisine tıpkı soğuk savaş döneminde olduğu gibi gitmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Balıkesir'de bizim güzel bir söz vardır. Mekkare beygiri gibi deh deyince git çüş deyince dur. Bu ilişki sona erdi. Amerika'nın ilk anlaması gereken hususlardan bir tanesi bu. Mavi Vatan coğrafyasıyla ilgili Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi sonuna kadar açıkken NATO üyesi Fransa, NATO üyesi Amerika Birleşik Devletleri'nin buralarla ilgili en ufak bir sınırı olmamasına rağmen oralardan ahkam yürütmüş olmaları aslında NATO ile geldiğimiz noktada her şeyin dört dörtlük gitmediğinin en güzel göstergesi. Keza Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bir devletin hava savunma sisteminden bir şekilde uzak kalması, karşılığında S-400'leri bir müdafaa sistemi, bir savunma sistemi olmasına rağmen en büyük rahatsızlığın yine NATO üyesi ülkelerden gelmesi ve Türkiye'yi NATO üyesi ülkeysen almayacaksın gibi NATO'nun hiçbir şartında, hiçbir maddesinde yer almayan şeylerle sürekli olarak sınamaya kalkışmaları aslında zamanın ruhunun da bize değiştiğini, dolayısıyla ahkamın da değişmesinin zamanının geldiğini gösteriyor. Dolayısıyla burada Serkan Hoca'ya şurada katılırım. Evet ben siz yapabiliyorsan çık ortaya yap o zaman. İşte Türkiye 8 yıldan bu yana evet Mısır'la olan ilişkilerde gecikmeler konusu dillendirildi. Ben de konuşmamın başlangıcında konuya değindim. Şunu çok net bir altyazı olarak belki ya da bir başlık olarak söyleyebiliriz. Hiçbir ülkenin demokrasi yönetimiyle yönetilmesi hususu kendi halkının iradesinin dışında değildir. Türkiye istedi diye Mısır'a demokrasi gelmez. Mısır'ın halkı bunu istemedikçe biz bu tecrübeleri 1913'teki Babali baskınında da gördük. Rahmetli Menderes'in şehit edildiği zamanda da gördük. 71 Muhtın muhturasının yıl dönümüydü. Orada da gördük. 12 Eylül'de de gördük. 28 Şubat'ta da gördük. İlk defa 15 Temmuz'da değiştirdik bunu. E bunu Suriye'de de gördük. Suriye'de de burada yanlış yapıldı. darbeye direnmediği sürece, millet çıplak elleriyle darbeye direnmediği sürece Kahire'nin sokaklarına Ankara'dan demokrasi getirme şansımız yok. Ama Mısır'ın 8 yıl aradan sonra Türkiye ile olan ilişkilerini okurken de Türkiye'nin Trablusgarp'ta nasıl oyun değiştirdiğini, sahaya Kutay Hoca'nın dediği gibi zorlayıcı diplomasisini Mavi Vatan coğrafyasında nasıl ortaya koyduğunu, Türkiye'nin Yunanistan'la olan ilişkilerinden geri adım nasıl atmadığını, Katar'ın blokajının kaldırılması noktasında daha olayın ilk günlerinden itibaren tek başına dimdik o coğrafyada nasıl tek başına mücadele verdiğini Unutmamak lazım. Bunları yaşadıktan sonra Mısır biraz önce de söylediğim gibi yahu Katara abluka kalkıyor. Kahire'nin fikrini soran yok. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye bir araya gelmişler. Körfez'de sular tekrardan iyi ilişkilere tebdil oluyor. Türkiye kuvvet ve umanla ilişkilerini geliştiriyor. Bana soran yok. İsrail ile Türkiye arka kapı diplomasisi çalıştırıyor. Neten ağzından açıklamalar çıkıyor. Kahire bunu dinliyor. Kahire'ye fikrini soran yok. E Türkiye ile Fransa arasında Macron'un Sayın Cumhurbaşkanlığı ile yaptığı görüşmeler, mektuplar ortada. Mısır dedi ki: "Kardeşim ben sizin harici siyasetinizin kalkanı mıyım? O zaman ben de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile siyasi ilişkilerimi Türkiye'nin istediği boyutlarda geliştirmeye Peki. gayret ederim." dedi. Dedi ama şunu söyleyeyim. Darbe ile iş başına gelmiş liderlerle emperyalizme karşı kısıtlı sınırlı mücadele verebilirsiniz. Dolayısıyla Mısırla birlikte emperyalist isteklere yönelik olarak vereceğiniz mücadelenin mutlaka sınırları vardır. Bunları iyi analiz etmek lazım.